program içerisinde bu şekilde geçmiyor. Hani biz kendi tecrübelerimizi konuşacağız burada. Programın içerisinde iletişim, aile içi iletişim olarak geçiyor. En önemli konuyu bu olarak görmüş program. Ailenin eşler arasındaki iletişimi, çocuklarla anne babanın iletişimi, bunları kapsamlı olarak düşünebiliriz. Burada en önemsediğimiz şey eşler arasındaki iletişim ki bu isterseniz çocuklara da yansıyor. Dün kurs verdiğimiz çocuklardan iki tanesinde bir sıkıntı gördüm. Ve muhakkak bunlarda bir problem var. Yani saldırganlaşmışlar, birbirlerine diyelim ki zarar veriyorlar. Bu ikisi de kardeşler. Amcasına sorduğum bir problem var. Dedi evet, babası şu an ceza verildi. Bundan dolayı saldırganlaşmış işte insanlara zarar veriyor. Yani ne kadar etkili olmuş oluyor aslında. Baba ile annenin konumu çok önemli aslında. Şimdi duyduğumuz şeylerden bir tanesi de sözlü, hani sözsüz iletişim. Bu sözsüz denildiğinde aklımıza gelen bir şey var, hani beden dili. Hani hiçbir şey konuşmuyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz. Bedenimiz ve bunun yansıttığı şeye dil diyor, yani beden dili bize bu anlamda yardımcı oluyor iletişim konusunda. Karşımızdaki insanın bizi anlaması konusunda. En önemli şeylerden bir tanesi de beden dili. Onu ayrı tutmak istiyorum ben. Şimdi bu beceriyi geliştirebilecek bir uygulama yapalım. Bunu siz anlattığınız insanlara da yaptırmanız açısından ben düşündüm. Hani bunu sizin yapmanız, bunu anlamanız anlamında değil. Bunu biliyorsunuz zaten. Anlatırken bu uygulamayı kullanalım lütfen ailelere. Çok faydasını görüyorsunuz. Ben çalışmış olduğum okulda ailelere aile içi iletişim dersi verirken bunu uyguladım. Çok şaşırdım yani. Yani o kadar memnun olacaklarını tahmin etmiyorum. Bir oyun yaptık aslında. Yani küçük bir oyun, küçük bir uygulama. Uygulamanın sonunda böyle yüzlerde o kadar hayret ifadesi vardı ki. Yani çok küçük bir uygulamada o kadar ihtiyaç sahibi ki ayrılır. Bunu fark etmiş oldum. Hemen yapalım mı? Yapalım. Sözlü iletişimle ilgili öncelikle bunu yapalım. Daha sonra diğerlerini uygularız. Kaç kişiyiz? 2, 4, 6, 8, 10. Hocam siz eşinizle birlikte yaparsınız zannedersem değil mi? Bunu siz talep etmeseniz de ben söyleyebilirim. Tamam, onu o şekilde ayarlayalım o zaman. Yapacağımız şey şu. Grubuz değil mi? Hemen karşı karşıya gelelim. Sandalyelerimizi karşı karşıya alalım. İkişerli mi? Evet, ikişerli. Karşı karşıya alalım. Beni saymam zaten. Konuşacağız. Evet. Böyle konuşabilir misiniz rahat bir şekilde? Evet. Boynunuz ağrır bence. Kardeş olduğunuz için. Kardeş olduğunuz için. Yapacağımız şey çok basit. Bunu büyüklere değil, ben küçüklere de uyguladım geçen hafta. Evet hocam, çok merak ettim. Çok. Yani ben hala diyorum ki yani demek ki bu bir ihtiyaç. Yani insanların zihinlerinde, bilinçaltlarında böyle bir şeyi doldurmak gerekiyor. Yani bunu kesinlikle uygulayın. Yani aile eğitimi vereceğiniz insanlara. Şimdi içinizden birisi konuşacak. Siz olabilirsiniz veya siz. Yani onu siz kendi aranızda karşılıklı uygulamaya devam edeceğiz. Benim siz konuşuyorsunuz. Siz de sağa sola bakacaksınız. Yukarıya aşağıya bakacaksınız. Ve başka şeyler olabilir. Ama bunu ciddiye alarak yapalım. Sonucunda gerçekten de güzel şeyler anlatacağınızı biliyorum. Başlıyoruz. Onu da yapacağız. Bu farkı biliyorsunuz da siz. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Kim konuşmak istiyorsa devam edin. Ne diyeceksin?
Evet. Ben anlattım bir de. Peki bir daha deneyin. Bir daha deneyin. Yer daha bir bak. Kanısın hayatında. Çok önemli bir şey. Evet. Bu nasıl bir şarttan mısın? Sizin diyalogları özellikle merak ediyorum abla. Geleceğim ara. Bizim diyalog çok Evet Yasemin abla. Herhalde herkes uyumadı. Evet. Çok küçük. Aslında küçük bir uygulama şeklinde yapmış olduğumuzda bile yani anlatımımızı etkiler birincisi. Anlatan insan için. Anlatabilir. Değil mi? Siz zorlandığınız anlatım için. Yani, ne kadar şaka vari olsa da bu uygulama gerçekten de yani hayalle gerçek arasında fark yok. Diyor da yok ikinci uygulamaya geçeceğiz. Gerçekten de insan ne kadar rahatsız oluyor değil mi? İletişim halindeydi, sözlü iletişim halindeydi. Hani bu sadece sağa sola bakmak değil, bir şeylerle ilgilenmek değil. Anlatırken sizin dinlenildiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Bu sizin anlatımınız açısından önemli. Karşı tarafında dinleme becerisiyle ilgili. Eğer sıkıntılar varsa, size bakmış olsa bile dinlemiyor. Değil mi? Yani, bu bir örnek. Yani bakmak salt anlamda dinleme becerisi değil. Yani bunu beden dili dedik. İşte diyelim ki insanın yansıttığı enerjiler var. Yani bu ayrı bir konu belki. İnsanın diyelim ki biyolojisinden çıkan bazı enerjiler var. Siz o enerjileri hissettiğinizde zaten sizi dinlediğinizi fark ediyorsunuz. Mesela ben çok rahat konuşabiliyorum. Diğer hocam çok iyi dinliyorum. Size dinlediğinden anladığınızı evet. Şimdi ikisini bir arada uyguladım. Farklı şeylerle ilgilenerek ve sağa sola bakarak uyguladım. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Birinci aşamada sağa sola baktınız. İkinci aşamada farklı şeylerle diyelim ki uğraştırıp söze karışması hani nedir? Lafımı kesti. Tarzı şeyler var. Hani karşı tarafa diyelim ki anlatanın lafını kesmesini isteyebilirsiniz. Oradaki duygularını alırsınız. Gerçekten de bu önemli. Hani bir şey anlatıyorsunuz, birileri bir şeyler anlatmak için kendini hırpalıyor. Buna kadar rahatsız ediyor değil mi sizi? Hani bunu çocuklarda ben şöyle bir aşamayla öğretmeye çalıştım. Bunu yapacaksanız dahi hani çocukların o enerjilerini engellemek çok zor. Yani alternatif olarak ne yaparsın? Diğer diyelim ki iletişim becerilerinden diyebileceğimiz ve toplumsal kurallara, ahlaki kurallara uygun olan burada bir şey diyebilir miyim? Hani bizde büyüklerimiz söylüyor, yani sözünü bağla kesmem. İşte özür dilerim. Böyle bir şey yaparak kesmem makul. Bu dahi sıkıntılı olsa bile hani adam anlatırken bunu yapmak dahi sıkıntılı olabilir ki yani çocuklarda bu biraz başarılması zor bir şey. Çünkü alemde bir enerji var çocuklarda. Sadece anlatmak değil. Anlatmayı tetikleyen bir enerji var. Ona diyelim ki bu tip şeylerle taşlandırmamız çok daha etkili oluyor. Şimdi tabiri caizse hani tüm dikkat dinleme var ya. Gözünün içerisine bakarak işte diyerek farklı sesler çıkararak dinleme var ya. Bunu yapalım. Konuşmayan konuşsun o zaman. Dikkat dağıtmak için müdahale etmiyor.
Tamam herhalde. Yeni başlıyoruz. Konuyu yaşandı falan. Bu mesele uzun herhalde. Güzel bir dinleyen de olunca. Anlatıyor, sen çık anlatır. Ama ben anlatayım diye de olmaya gidiyorum. Nedir ben şuradan gördüğüm kadarıyla anladım. Konuyu ilerletirmeyeceğiz, geçiyoruz. Derinleşti yani. Aslında siz üstü bir dezeliğe geçmişsiniz. Öyle mi? Anlaşıldı mı? Anlattırıyorsunuz. Evet. Nasıl güzeldi değil mi bu sefer? Hani zihnelerinizi hissettiniz. Nasıl bu sefer? Daha iyi. Daha iyi. Dinleyen bu olarak anlatıyorlar. Siz de konuşalım. Evet. Konuşmayalım o zaman. Tamam mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Büyük bir iş başardık. Hani uygulamalara ne kadar çok yer verirsek o kadar işimiz kolaylaşır. Anlatabileceğimiz şeyi o kadar rahat bir şekilde anlatırız. Bir de diyorum ki, genelde yaşanılan sıkıntılar, hani sıkıntıları konuşmak bazen hoş görülmez, değil mi? Rahatsız edici durumları konuşmak bazen hoş görülmez ama gerçekleri konuşma zamanıdır. Özellikle eşlerin eve girerken kapıyı açtıklarında veya eşi kapıyı açtığında bir iletişimleri vardır. Yani saniyelik diyebileceğimiz iletişimler. Bu beceri için de bir uygulama yapmamızda bence büyük faydalı olur. Saniyelik iletişim. Evet. Yani ben geliyorum. Onu kapatma. Abi uzak dur üstüne. Abi onu açma. O daha iyi. Özellikle ne kadar anlatayım. Gerçekten de bu tepkiyi ben düşünmemiştim. Hani nerede eşim diye. Ben söylerim yani. Eve geldiğinde eşim rahatsız değil, uzanıyorsa rahatsız olmadı abi. Hani o şeyler var da tatlı iletişimler vardır. Ben dedim yani bu niye bu şekilde? Yani rahatsız değilsen çocuklar kapıyı açacaksın. Hani ben isterim. Hani bu, teksiz değil, biz bu, de isterim. Hani bu, yani küçük bir çocuk da ister bunu. Evet. Bu nedir? Eşler arası diyalogda hani bir kural değildir aslında. İlla kurallar içerisinde sokmamıza gerek yok. Bu insanın özel bir isteğidir. Kimisi bunu istemez, hiç önemsemez yani. Bunu diyelim ki önemli bir şey olarak görmez. Eve geldiğinde eşinin karşılamasını, geldiğinde diyelim ki eşinin yatıp yatmadığını düşündüğünü. Bunlar bazı insanlar için çok önemli değildir. Sevgi dilleriyle alakalı. Yani bu da ayrı bir konu aslında. İnsanın sevgi dilleriyle ilgili konular. Duyuyoruz mesela bazı bayanlarda. Hani eşimin eve gelip bana çiçek getirmesi beni çok etkilemiyor. Ama eve selam vererek girmesi veya merhaba diyerek girmesi. Bu beni daha çok etkiliyor. Hani bu aslında eşlerin kendi tespit etmeleri gereken şey. Herkesin diyelim ki ortak olduğu konular vardır. Yani mesela az önceki söylediğim şey herkes için geçerli olan şeydir. Karşıdaki insanın dinleme becerisi herkeste olması gereken bir şey. Ama çiçek getirmez bir başka bir şekilde eşini tatmin eder, memnun eder. Onun sevgisini kazanır. Bunlar ayrı iletişim. Yani herkes tarafından diyelim ki farklı algılanabilecek iletişim örnekleri. Burada daha çok ortak şeylerden
deneyelim. Eve geldiğimizde nasıl bir şey bekliyoruz? Hani bunun ailelerin sevgi dillerini özellikle, ailelerin o ağırlıklı taraflarını, hangi sevgi anlayışına sahip olduklarını tespit edebilmek adına da aslında güzel bir uygulama olabilir. Diyelim ki eşler gelmiş, Necip Hocam'la eşler olduğu gibi. Hemen uygulatabiliriz. İsterse. Necip Hoca için demiyor. Hani eşleriyle gelen insanlara eğer sıkıntı yaşamıyorlarsa onu zaten görürsünüz. Hatta kimileri var, hani ben çıkayım der. O an ya doludur içi, açmak ister. Ya da sosyal yönü ağırlıklıdır. Hani asosyal değildir. Sosyal yönü ağırlıklıdır. Her şeye kalkmak ister. O da ayrı bir durum. Ha, bunu da görmüş olursunuz aslında orada. Evet. Yani, uygulamadan hemen mesela dolu olurdu. Belli zaten. Söyledim yani evet. Benim eşim mesela eve gelince böyle yarım bir şeyini kaybetmiş gibi yere bakar. Birçok kez, milyonlarca kez ikaz ettiğim halde bu birinden vazgeçmedi. En sonunda ben de pes ettim. Yani çok önemli değil aslında eve gelmiş gelmemiş. Yani artık şeyim kırılıyorsun bir müddet sonra. Evet. Ya bir de neyi kaybetmiş yerde ne arıyor onu da bilemem daha yıllardır zaten. Bulamadım onu da. Bir açtığında yere mi bak? Yani hani hiç selam falan vermez. En azından demiş Allah'a selamını ver. Böyle bir adam işte o da. Çok acımasız oldu ama. İçeriye girdiğinizde yine bir şey atsanız belki de faydası olur. Onu denemedim. Bir daha deneyeyim. Aklıma geldi de mi böyle bir şey? Yapabilirsiniz mesela şimdi. Yok yapamam şimdi. Şimdi mi? Nasıl yani anlamadım. Akşama eşim. Akşama mı? Evet, şimdi kapıyı açacağız. Şimdi içeri gireceksiniz. Yok ben öyle bir şey falan atmak isterim. O bakmasın yerin yüzüne baksın daha iyi. Öyle bir iletişim isterim ben yani. Zaten şeyini de kırıyor artık bir müddet sonra. Hani hoş geldin konuşma şeklinde kırılıyor. Bir şey de bulamıyorsun zaten konuşacağım. Şey o köşesinde, ben köşesinde hayatımızın mutlu mesutları alıyor. Beden diliyle ilgili böyleyiz ya. Değiliz aslında da. Siz demişsiniz ya eşinize sürekli. Ya niye yere bakıyorsun? Ha. İşte Hüseyin Bey de diyor ki anladığı kadarıyla. Onun değil. Onu söylemekle değil de. Bir şeyle yani beden ilgili, tepkisel başka bir harekete. Yani o öyle yapıyorsa siz de yere bir mesela bardak attığınızı düşünün kapıdan içeri girdiğinde. Kafasını dank eder de istiyor herhalde. İstediğiniz bir şey vardır. Hani bir gül istiyorsunuzdur. Yani istediğiniz şeyi yere atarak da söyleyebilirsiniz. Anlamayacağız. Attınız diye. Bir de o boyutu var. Bir yazı olur. Hani istediğiniz bir sözün olduğu bir yazı. Karşılandığınızda size hoş geldin demesini istiyorsunuz değil mi? Onu yazarsınız kartona bir gün. Şöyle beğendiğin renk vardı belki. Atarsınız. Daha sonra da gelip bize bu tecrübenizi anlatırsınız herhalde. Neyse ben bir önce oğlumu uygulayayım. Oğlumu da bir uygulayayım önce bir onu. Oğlumuz da. Oğlumuz da mı bir yere bakıyoruz? Yok onda da var aynı şeyler. Evet, sen oğlum mu söylüyorsun? Yok. Kesinlikle savunmak için parmak kaldırırlar ya anında. Ya mesela şey de yapabilir. İçeri geldi, sağ ol ben deyim, sen nasılsın filan diyebilir böyle tepki. Öyle de dedi ki ters tepkiler de alır. Onlar da denedik yani. Sordu bilmiyorum, sordu kimde? Erkekleri biliyorsun değil mi sen? Tepki sökmez. Evet, anlamda anlamıyor. Anlamıyorlar ki anlamıyor ya, anlamıyorlar. Şöyle bir uygulama yapsak diyorum. Hani kapıdan içeri girdiği gibi kaçar, duvar mı olur, kapı mı olur ne? Orada ya bir eşya, ya farklı sözler, yazı çivi çaksanız artık her geldiğinde acaba bugün ne göreceğim diye. Şöyle karşısına baksın. Zamanla bu alışkanlık haline gelir. Ondan sonra bir de siz geçin artık o yazının neyse eşyanın yerine. Bir de size baksın mesela. Ya hocam hep kadına mı gayret göstermek zorunda? Yani yoruyor insan hep böyle gayret göstermek, gayret göstermek, karşı taraftan bir şey gelmemesi. Yoruyor, ben çok yorulmuş aslında onlar. Evet, konuyu da anlıyorum. Ben
sen dedin ya, bu aslında ayrı bir ders konusu. Çünkü beş sevgili dilinden bahsettim efendim. Teşekkür ediyoruz. Yani hatırlatmış olduk. Beş sevgili dili dedik ama bunun diyelim ki çevremizde diyelim ki kitaplarımızda gördüğümüz kadarıyla beş sevgili dilinden bahsedilmiş. Yani bunu ben sınırlamanın her zaman yanlış olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum. Hani, o konuda etkilenmek istemem sizin. Sevgi dilini diyelim ki ikisini birlikte yaşayan insanlar da vardır. Üçünü birlikte yaşayan insanlar vardır. Bunun dışında fark edemeyip de farklı bir dili olan insanlar da vardır. Dün bir arkadaş söylüyordu. Çocuğunu annesi döverek seviyormuş dedi. Sonra düzeltti. Hırpalayarak seviyormuş dedi. Hani bu sevgi dillerinde kinestetik alana girer. Dokunsal ve duygusal. Ailenin yavrusu sevgi. Evet. Olabilir. Kinestetik işte bir kere aile. Belki de bazı aileler de bakarak seviyoruz. Çocuğu diyecek. Emiği mi derler? Değil mi? Malay falan. Hani gezerken ona bakarak sever. Hani buradan yola çıkarak onun görsel ağırlıklı olduğunu çıkartmaya çalışır. Bu alanda uzman olan insanlar. İşte az önce söylediğim gibi çiçek getirmesinden etkilenmeyen gafur muhterem. Ve bana geldiğinde işte bir selam vermesi veya nasılsın demesi, nasıl geçti günün demesi, sadece söz söylemesi yeterli. Buradan da biz onun diyelim ki işitsel ağırlıklı olur mu? Özellikle ağırlıklı diyorum. Hani onun hep işitmekten etkilendiğini söylemek bir insana ne yapabilecek en büyük haksızlıktır. Bir insanı sadece bir alana koymak, bu anlamda dedim yani sınırlamamak gerekiyor. Çünkü bazen o işitsel ağırlıklı dediğimiz insan dokunmaktan da, kinestetik tarafımızdan da diyelim ki etkilenir. Görsel tarafımızdan da etkilenir veya kendisi görsel şeylerden de etkilenir. Sadece ağırlıklı tarafı burasıdır. Çünkü bu yanlış anlaşılmalara neden olur çoğu zaman. Yani tek pencereden baktılar insanlara bazı diyelim ki eğitimciler. Yani onun işitsel ağırlıklı olduğunu düşündüğünde yani bu işitsel. Buna hep işitmeyle ilgili telafi, işitmeyle ilgili diyelim ki tedavi, işitmeyle ilgili bir sunum yapmamız gerekiyor diye algılayan insanlar var. Daha sonra bunu biraz düzelttiler. Ağırlıklı, yani insanın ağırlıklı tarafı nedir? İşte işitseldir, görseldir, dokunsal, yani kinestetiktir. Buna benzer şeyler ifade edilmeye başladı. Hani tanımlanması güç şeyler değil, yalnız daha net olmayan şeyler. Niye sürekli değişiyor onlar? Yani IQ, CQ olaylar da değişti. Zamanında insanlar işte IQ'larıyla değerlendirildi. Daha sonra bunun hatalı olduğu söylenildi. CQ diye bir şey çıktı, duygusal zeka işte. Çoklu zeka çıktı. Hani bunları sınırlandırıp insanları bu kategoride bir diyelim ki yola sokmaya çalışmak son derece sıkıntılı. Sadece çerçeveyi geniş tutmak, esnek davranmayı beceri haline getirmek gerekiyor. Bu da bizim aslında özel, bizim için bir kuşları. Eşimiz çiçekten hoşlanıyorsa ne yaparız? Hep gül getirmeyiz. Bir köket getiririz. Bakarsınız buketten hoşlanmayabilir yani. Orada yanılmış olursunuz. Sadece gülden hoşlanıyor. Ama bizim eşimizle olan diyalogumuzla anlatıyor. Peki yani aile yaşam becerisi diyoruz. Yani evet. Eşimizde nedir, ne kadar iyi olsa yine sorunlar yaşayabiliriz. Yani sorun yaşadığımızda ya da işte sorun büyüdüğünde büyütmemek için o sorunu çözmenin çözmek için hangi yöntemi ve yöntemi denemeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Bazen yöntemler bir işe yaramayabilir. Evet, o zaman ne yapmalıyız? Gözüne vuracaksın mı? Yani kinestetiksel
İşitselse belki de sukut edeceğiz. Ben iki gündür eşime söylüyorum. Dedi ki hani kendi yaşantımdan da ben örnekten vereceğim. Akrabalarla ilgili bazı sıkıntılar var. Yorumladıkça, üzerinde konuştukça bakıyoruz şey oluyor. Benim sıkıntı cereyanlarımdır. İki gündür de söylediğimiz bir şey var. Bunu da dilsel beceri olarak düşünebiliriz. Yani, dedim ki yorum yapmayalım. Yorumsuz. Yani, sükut etmek demiyorum ama yorumlamayalım. Sadece diyelim böyle bir olay olmuş. Yapabileceğimiz en iyi şey nedir? Hayır, evet. Hayır, şey evet. Yani böyle bir şey söylersin. Bakalım ne olacak, sabredelim. Yani buna benzer şeyler gerçekten de insanda bazen beceri haline geliyor. Sorunlar çözümü becerisi haline geliyor. Yani karşılaştığı çok böyle olumsuz olaylarda birden yorumlayıp da kendini içinde bulmuyor. Evet. Biraz geriden pencereyi geniş tutarak ne yapması gerektiği üzerinde odaklanıyor. Yani burada ben ne yapabilirim? Aman efendim şu böyle yapmasaydı, aman efendim burada böyle davransaydı, aman efendim bunu söylemeseydi gibi anında vereceğimiz tepkiler aslında bizi daha çok sıkıntıya sokuyor. Karşılaştığımız olarak. Ha bu da yani sözsüz, bazı insanlar bunu iyi becerirler. Hani sözsüz iletişim. Hiçbir şey demezsin, bakarsın. Olayı çözmüştür. Sen söylersin, öyle mi der? Başka bir şey söylemez. Ama iç dünyasında, zihninde birçok şey çarpılamış. En son söylediği şey onu kökten silebilir. Bir de Kur'an'da kötüyle iyilikle cevap vermeyi evet. Önerir sürekli. Hani geç bunu etkep yapamaz geç. Bu gerçekten bir faziletlerden olgunluk, güçlü bir iman gerektirir der. Yani bununla ifade. Yani yapılan yanlışa karşı yanlışla cevap vermek olayı çözmez. Yani başkanın hangi yönden çözebilirim sorusunu sormak ya da ona olumsuz davranışa karşı iyi bir davranış terbiyeleyerek cevap vermek bir çözüm önerisi. Bu da bir beceridir. Yani çünkü beceri yani herkes yapamaz ama yani bir yani Rabbimiz bunu konuştuğu söylüyor da bir diğer atan bu duyguları zor gerçekten. Zor ama işte mesela Peygamber Efendimiz hediyeleşmeyi önerir. Neden? Diyor aramızda sevgi gelişir. Yani küs olan birisine yemek veriyorsun veya bir hediye veriyorsun, ona değer veriyorsun, ne bileyim. Farklı şekilde. Yani bu aradaki şeyi yok ediyor. Kırgınlığı. Dolayısıyla yani başka bir çözüm yoksa başka çözümler neler olabilir diye sormak lazım yani. Kestirip atmamak lazım. Evet. Ne yapıyoruz yani? Dünya fani, kısa. Ömrümüzde niye bir gün yok diyor. Cennet varken niye cehennem? Şimdi bir dönem bir konu üzerinde tartışıyoruz. İyice ayyuka çıktı tartışma peşinde. O bir şeyler söylüyor, ben bir şeyler söylüyorum. O sorun değil. Baktım sıkıntı büyüyor. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Böyle büyük şeyler söyledim. Ama bilinçliyim yani. Kontrol ederek söylüyorum. En son tatillerin bu söylediklerinin hepsi şakaydı. Ciddi misin dedi. Şakaydı dedi. Ben olsam inanmam. Her şakada bir ciddiyet var derdim. O zaman size aynı bir yaklaşım sergiliyorum. Bu da şakaydı. Evet. Hani dediğiniz şey zor olan şey. Aslında zorla ilgili hani iletişim ya, kullandığımız dillerden bir tanesi de bu. Zor kelimesi üzerinde yani ciddi anlamda çok düşündüm. Toplumumuzda gerçekten de bu nasıl diyelim, çok yanlış anlaşılmış. Anlaşılmamış zor kelimesi. Bu toplumun içerisinde biz de varız. Hani söylediğim bir zor kelimesini yanlış anlayan, içini yanlış dolduran kişilerin arasında biz de varız. Ben de varım. Çünkü hala bunu atlatmak için ben içimde çok böyle fevelanlar kaynıyor. Küçük bir şey ya, üç tane harf. Zor. Öğretmenimiz zor.
Şimdi bizi zora sapan, sokan zor. Öyle diyebiliriz. Büyük yazdım ki bakış açısı da gerekiyor. Var. 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 Ya zor diye bir şey yok da kişiye göre değiştiriyor yani bana göre yani karıncaya göre değil mi su küçük bir şey ama deniz ama tavuğa göre ayağını ıslatmak yani kişinin durumuna göre zorlukla. Mesela yani yanlış anlaşılmasın dedim mi yere bir şey atın bu size zor geliyor değil mi yani düşündüğünüzde böyle zor geliyor. Evet yapıcı olmaktan yorulmuş. Evet. Yani içinde doldurduğumuz şeylerden dolayı aslında. Zor gelen şeyler aslında hep yapılmayan şeyler haline gelmiş. Bir şey konuşuyorsun, ya bu çok zor. Sonucuna bakıyorsun, gerçekten de yapılmamış. Ailelerle konuşuyorsun, ya çocuğunla şöyle konuşabilir misin? Ya bunu konuşmak çok zor. Tarzında şeyler. Hani söyleyeceği şey çok basit. Mesela kızı makyaj yapan birisi rahatsız oluyor. Küçük kızı makyaj yaptığı için rahatsız oluyor. Ona şunu söylemek zordur belki. Ondan alabilirim. Bu makyaj sana çok güzel yakışmış. Çok güzel olmuş. 4 yaşında veya 5 yaşındaki kız. Kendi iç dünyasında büyütmüş. 4 yaşında 5 yaşındaki kızının makyaj yapması. Hani kendi inançlarından kaynaklı. İşte anlayışından kaynaklı bir şey. Ona da hak veriyorum. Ama bu zor gelir insanlara. Hani böyle bir iletişim kurmak zor gelir. Diğeri kolay gelir. Hangisi? Bunu yapmayacaksın kesinlikle. Getir bakalım. Silelim. Aseton getir. Aseton değil mi? Bilmem ne getir. İşte onu silelim. Bu kesinlikle yasak. Demek insana daha kolay gelir. Halbuki bunda daha çok kelime sarf ettik. Değil mi? Bir sürü şey söyledik. Yapmaması gerektiğini bir sürü anlatır. Özel konular bunlar. Ama bunu bu şekilde ifade etmek neleri değiştirir? Artık hesap edin. Sana çok güzel yakışmış. Ondan sonra zaten anlatabileceğiniz her şeyi anlatabilirsiniz şöyle. Çocuk iletişim, çocuklarla iletişimde anlatmış olduk değil mi sen aşkım? Bir şey soru işaretlediniz mi? Anlattığınızı. Zor değil mi? Evet, bir şey soracağım. Şimdi toplumun yanlış anlamış dedik ya. Doğrusu yani nedir? Yani eğer yapılmayan şeyleri zor demişse toplum, zor kelimesini kavramını böyle doldurmuşsa sizin anladığınız ulaştığınız yani dünyanın zorun karşılığı nedir? Yani neymiş zor? Asıl yapılması gereken şey. Bunu söylemektir. Zor, asıl yapılması gereken şeydir aslında. Görevlerin, evet. Değil mi? Mesela, zorlukların... tabii. Az önce söylediğim şey, ya zor diye bir şey yok. Kişiye göre değişir, şeye göre değişirler. Yani ben de özel bir örnek verdim, makyaj olayı. Farklı bir olay da olabilir. Hani yapmanız gereken şey, iletişimse, o çocukla sağlıklı bir iletişim kurmaksa, bunu söylemek zorundayız. Evet. Eğer sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsan. Diğer türlü, çocuğa vereceğimiz tepki, ters tepki, yapabileceğimiz şeylerin önünü tıkamış olur. Yani bu çözüm oluyor mu yani? Bu, yani böyle yaparsak, yani onu yaptığınızda çözüm olabilir mi diyor. Yani ya da hani çözüm mü? Yani o açıdan mı söylüyorsun? Yoksa denemeyeni denemek, yani uygulamak lazım o yapamadığı tarzında. Ya da yap, o yapamadığınız uyguladığınızda çözüm olur mu? Yani zor, görecek mi? Zor dediklerimiz aslında denemediklerimiz mi? Aslında aşırı derecede yanlış algılama olduğundan dolayı hepsini içerisine alıyor. Bazen denemediklerimiz de hep bize zor olarak gelmiştir. Aslında yani zor kelimesini kaldırıp atmıyoruz. Yani bizi zorlayacak hakikaten de. Hani bize güç gelecek. Yani böyle bazen kalbimizin atışını değiştirecek. Zihnimizin diyelim ki karışıklığını arttıracak belki. Ama en çözüm noktası da burada nedir? Hep söyleriz. Birçok konuda söylerim işte. Şu. Kaçıncı adım? İlk. Şuradan buraya. İkiydi ama bu birinci adım. Önemli olan bu adım yani. Birinci adımı atmak.
Daha sonra o zor olan kısım, bakıyorsunuz ki size kolay dediğimiz şey var ya. Kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor. Zor olan şeyler kolaylaşmış oluyor. Bakıyorsunuz ki asıl yapmam gereken de buymuş diye düşünmeye başlıyorsunuz. Nasıl? Adım atmak. Evet. O adım atmak zor. O daha zor. Bu zor içine zor insan da giriyor mu? İnsan? Yani zor insan. Zor. 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 Güç insan. Çözmek güç. Anlamak zor. Yani her yerine bir sürü şey var. Evet. Zor denilince aslında çok şey geliyor. Çok şey geliyor içerisinde. Onun etkisi de değil mi? O zaman bu zor insana da yapılması gerekenler yapılmadığı için mi zor? Daha da zorlaşıyor. Hani asıl yapmamız gereken şeyi yapmadığımızda işler daha da zorlaşır. Bazen imkansız dediğimiz şey ortaya çıkar. İmkansız da zaman alır diyor bazıları. Necip Hocam onu demek istemiştim. Yapmak istemediklerimizi öğretmenlik amacıyla önümüzdeki konu kuruyoruz ya, sorgu. Mesela bir misafirim gelecek, diyorum ki ben ne yaparım, misafirim gelecek, soracak, işim çok güzel gider, severler. Aa o çok zor. Dedi baktık mesela. Ama abi ki hani zor, mesela dedi ki zorla ne var, ben herhalde et pişiriyor, şey yok, onu yapmıyor. Yani, bakış açısı, yapmak istediklerimiz olduğu zaman kolaylığına gelir. Yapmak istemediklerimiz o zor. Asıl yemekte o zaten değil mi? İşte yemekte o zaten. Asıl bu bir yemek lazım. Evet. O, evet. Ya ben işte yöntemini almak istedim. Yani sorun olduğunda sorunu çözmenin yöntemleri yok mudur? Bu konuda nasıl adımlar izlemek? Mesela bir sorundan bahseder misin? Mesela eşimizle bir konuda anlaşamıyoruz. Diyelim ki çocukların nedir? Uyku konusu örnek veya televizyon izleme konusu. Bu tartışmaya neden oluyor. Örnek. Yani herhangi bir konu. Sonuçta bunun işte onun çok önemsediği veya benim az önemsediğim. Ne olacak bu? Yani yöntemi, yani var olan sorunla evde, var olan işimizle ve eşimizin de olan ilişkilerimizin çocuklarımıza az önce ifade ettiğin gibi olumsuz yansımalarını düşünerek biz bunu nasıl sağlıklı, huzurlu bir şekilde birbirimize zarar vermeden çözmenin yolu sorun. Evet. Sen de falan soracağım sana. Anlatacağım şey çok zaten bu konuda da. Sormadan da anlatabilirsin. Buyurun. Yakın anlamda. Evet. Yardımcı.
düşünüyorum ne desem diye. Diyelim de söylemiştik, onu tekrar yazalım büyük harflerle. Her şeyde bunu kullanalım. Lütfen. Rica ediyorum. Hocam yapılması gereken şeyler ne biliyoruz? Zor konu mu yazın? Yok. Bu zor konusunu bitirdik. Onun için de yazacağım şey bu. İnsanın kaldıramayacağı büyük zorluk yoktur. Hani bizim yani, şiarımız bu olacak. Allah insana kaldıramayacağı yük yüklememiş. Bunu diyelim. Çözme becerisi içinde bir şey yazalım. Gerekirse üstünde tekrar konuşalım. Madem Necip Hocam bunu çok önemsiyor. Yani şimdi sorunu çözeceğim. Sorunu çözmeden yönteme. Evet. Yani çözüyorsun diyorum. Çözdüğün için de rahat konuşuyorsun. Biz ne konuşamıyoruz? Çözemiyoruz çünkü. Nasıl ama anladın? Başkan, büyüksün. Büyük Allah'tır. En büyük Allah. En büyük Allah, doğru. Lütfen kelimeleri karıştırmayalım. Teşekkür ederim. Ulan ben de bugün yazıyı karıştırıyorum. Rica ederim. Hocam bu kadar bir yayın çok önemli. Bunun bir gizli bir şey tarafı da var. Yani insana bir tükenmez bir koşuşturma böyle yaklaştırmaya doğru götüren bir şey var. Her şeyi ben yapabilirim. Her şeyi kaldırabilirim. Gibi bir anlamda içinde gizli bir durum var. Yani bunu belki Nabi onları etmenler bunu söylediğinde zahit bir de anlaşılır da ama bunu sıradan bir vatandaş bunu insan kaldıramayacağı yoksa dediğinde her şeyi becerebilir anlamına çıkar. Ama her şeyi beceremez. Niye rahat söylüyor bunu? İlahlaştırmak dediniz ya. Evet. Bunu Allah söylediği için. Bunu da Allah bunu böyle mi söylüyor? Evet. Ama siz böyle bir şey anlayacağınız şekilde söylüyorsunuz. Hiçbir yanlış anlamıyor bayağı. O şekilde mesela kaldıramayacağı yük yoktur diye bir öğretim pardon. İnsana kaldıramayacağı yükü vermem gibi. Yük yüklememiş. Vermemiş. Burada sınırlı bir aslında insana sınırlı bir güç veriyor. Kapasiteyi sınırlıyor. Yani gücüne, kapasitesine göre yük veriyor. Veriyor. Ama bugün günümüz insana kaldıramayacağı yük yoktur. Dan kasıp şirket kurayım, holding kurayım, dünyaya sahip olayım, Amerika'yı borta olayım, kanını sömüreyim, işte insanların petrolünü alayım, her şey benim olsun. Bizden yani onun için insan ilanlaşmış bir pozisyonda. Ama bugün kimin içeri bir gidiş yani. Kimin kullandığına bağlı biraz. İşte ona böyle bir parantez açayım dedim. Bu hocam yazmamı istiyor. Ben hocamın söylediği çok hoşuma gitti ilk defa böyle bir perspektif de hoşuma gitti. Yani bunu yazmamız gerekiyorsa devamlı. Bunu yazar mı orada sen? İnsan hareketleri. Bunu almalıya size kalmış yani. Gideriz. Evet. Hocam şimdi zaten dedim ki yani iki ayetler var olduğunu biliyorum. Bir Rabbim Rada geçiyor ve Bakara suresinde meleklerin kumarlar sınırlar başında. Allah diyor hiçbir nefse taşıyabileceğinden daha fazla yük yüklemez. Bu şekilde kesin bir ayet herkes anlayabilir. Ancak yaşadığımız hani çağ dolayısıyla belki maddiyatçılık, maddeperestçilik kalktığı için hani fark ederseniz biz Müslüman bir ülkeyiz ama dünden beri mesela konuşulan konuları temelinde yaptık. Yani bataklık dediğimiz yer olacaktır. Yaşanan ve empoze edilen şeyler hani şöyle bir söz geçer. Avrupa bizim güzelliklerimize alarak kalkmayacak, kendi çirkinliklerimize empoze edilmesi. Şimdi aynen odur yani. Şu anda bizim bakış açımız da bize göre değil. Yani İslam'a göre değil. Müslüman olduğumuz için İslam'a göre değil. Onların bakış açısıyla baktığımız için yanlış anlıyoruz. Yani yoksa zor ben gördüğümde kesinlikle şudur yani. Yani toplum açısından düşündüğü zaman yapılması mümkün olmuyor. Ancak yani biz buna baktığımız zaman şunu görmemiz lazım diye düşünüyorum. Mümkün olmayan değil, mümkün olan ancak biraz uğraş isteyen bir şey. Diye düşündüm yani. Sonuç itibariyle dediğim gibi o kültürümüzü uğraşmadan da bir şey nerede demiyoruz. Sikerim hocam. Yani bir şey ekleyelim yoksa yazı olarak ekleyelim. Yazı olarak değil, arkadaşım söylediklerine eklemek olmalı. Mesela siz mevcut mağdur kullanmayı yanında olsaydınız, evet, bu kadar rahat konuşabilir miydiniz? Evet. Diye düşündüm yaşadıklarını anlatarak. Ama şimdi önceden hazırlık olduğu için arkadaşlar,
Fedakarlık dediği şey gerçekten de toplumumuzun şu an karşı karşıya olduğu büyük bir sorun. Bunu diyelim ki kullanan, bariz olarak kullanan kişiler de NLP'ciler olarak görülüyor şu an. Hani insanların diyelim ki o içindeki devi uyandığı tarzı şeyler var ya, devi uyandırarak bir şeyler başarabildiğine ne yapıyorlar? Örneklerle inandırıyorlar birçok insanı. Biz bunun gerçeklik yönünün olduğuna Müslüman olarak inanıyoruz. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Biz bu beceriyi zor olarak mı gördük, imkansız olarak mı gördük bilmiyorum ama bu da bizim belki de bir hayırımızdır. Onların elinde bırakmamız. Onların elinde olan şey, hani bizim irade dediğimiz şey, iradenin kuvvetli olması. Onlar da bu iradeyi kuvvetlendirmenin adına böyle bir şey koymuşlar. Polyamacılık olmuş belki. Kavgalanış olarak. Farklı şeyler olmuştur. Şu an biz de bunun uzmanlığını aldık. Nerede uzmanlığını. Bunu çok rahat uygulayabiliyoruz. Son derece vicdanen de rahatız. Bir de biz kullanabiliyoruz bunu. Kullandırmıyoruz kendimizi. Evet. Bunu hale getiriyoruz. Önemli olan hangi bilgi olursa olsun bu Kur'an-ı Kerim bilgisi de olabilir, hadis bilgisi de olabilir. Madem buraya geldik. İnsanın bu bilgileri kullanmasıyla bu bilgilerin kendisini kullanması arasında çok bir fark var. Yani çok büyük farklar var. Ola sakınca olur. Yani bilginin kullandığı insan, bilginin köleliğini diyelim ki kabullenmiş olan bir insan hangi bilgi olursa olsun sıkıntıdır. Yani algıladığımız şey aslında Kur'an-ı Kerim'de ve hadiste bu şekilde. Yani biz o bilgiyi kullanabilmeliyiz. Bilgi bizi kullanmaya başladığı an hep toplumda bakarsınız ki çatışmalar meydana geliyor. Evet, çözüm becerisinde de yapacağımıza dediğimizde algılarsak kendi yapacağımız demiyorum. Yapacağımız A, odaklanmak. Bütün sorunlarda çözüm becerisi olarak geliştireceğimiz odaklanma becerisi diyebiliriz. En iyi öngördüğüm şey, öngörebileceğim şey bu. Ve bunun birçok tecrübesinde denedik biz arkadaşlarla. Ve ailelere bunu sunduğumuzda da gerçekten de olumlu sonuçlar aldığını gördüm. Eşiyle bir sorunu varsa, ne sorunun var? Bu, bunlar. O zaman sen ne yapmalısın? Ne yapman gerekiyor? Hem böyle şey, diyelim ki basit bir örnek verelim. Evinin geçimini sen sağlayacaksan, çalışan sensen, ekonomik konuda aile sana bakıyorsa bunu yapmalısın. Bundan yana sıkıntı çıkarmamalısın. Yani bunu bir lütuf olarak görmemelisin. En basit. Yani bu senin sorumluluklarsa bunu lütuf olarak yansıtmamalısın gibi. Ne yapmalısın? Bu konuda ne yapmalısın? Eşin seni anlamıyorsa hani sıkıntı mı ya? Beni anlamıyor. Anlatıyorum beni anlamıyor diye yaklaşıyoruz ya. Evet. Peki sen ne yapmalısın? Eğer kendimize soracağımız şey. Anladığım ben anlatabilir miyim? Ben anlatabilir miyim? Şöyle. Eğer konuştuğunuz biri anlamıyorlarsa anladıkları gibi konuşun. Evet. Doğru. Çok hoşuma gider. Yani. Anladıkları gibi. Evet. Eğer konuştuğunuz biri anlamıyorlarsa anladıkları gibi konuşun. Ama önce anladıkları biri keşfetmek lazım. Eğer anladıkları biri keşfetseydik, onu yaparsak o zaman anla zaten doğru anlatırdı. Sorun kalmaz zaten. Sorun dil anlamama. Bir yerde çoğumuz böyle bir dil farklılığından bir haberdar değil yani. Hmm. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? İletişim. Yani tamam, iletişim problemi var. Kesinlikle. Yani iletişim problemi var fakat iletişimi de kuruyorsun işte sorun. Evet, hangi noktada sorunun olduğunu tespit ederek onun dilini, onun seveceği, hoşlanacağı dili bularak, yani yöntemi bularak onun kalbine giden yolu bulacaksın yani konuşma. Nereden gidiyor, nasıl gidiyor? Ya da beynine giden. Onu bularak kalbine giden. Beyin lazım.
kalbin yeri nasıl bir insan olur? Kalbin yani şöyle maneviyatı düşük bir insansan mesela ben sevgiyi taşımayan bir kalpsiz bir insansan yani mesela ben bir kediyi bile sevemiyorsam bir kuşa ilgen veremiyorsam kalbinde mesela komşuma sokaktan geçerken bir selam veremiyorsam düşen bir komşunun çocuğuna kendi çocuğum düşüyor hemen toparlıyorum ama başkasının çocuğu karşı komşunun çocuğu sesini duyduğumda hani üzüntü ve heyecan duymuyorsa mı acaba eşimde de böyle bir iletişim bozukluğu varsa diye örnek veriyorum. Bu mu yani hocam? Evet o da bir... Veya akıl mesela ben yeterince kitap okuyorum ama okumuyor. Tamam işte orada bir sorun var. Yani, mesela veya ben işte okuyorum, tartışıyorum, bakın ben buradan fikir uyuşum aldım. Evet. Beyin jimnastiği yapıyorum ama eşim böyle bir imkanı yok. Hiç beyin jimnastiği yapmıyor. Dolayısıyla beyin damarları tıkanıyor. Şimdi ne yapsın zavallı kadın? Mesela. Yok ben sana ben değil. Hocam şeyinden gidiyorum, yolundan gidiyorum. Yani bir sorun olmuyor mu? Ha, bir sorun buradan mı kaynaklanıyor? Bu bir de bir sorun kaynağı değil mi yani söylediğine göre? Ha? Sen sorun kaynağı olarak görmüyor musun bunu? Görmüyor değilim hocam. Yok yok. Yani, aşırı yani, hocam da bu konuda bir şey anlatsın. Bana söylediğinizde. Yani o dilim olmak için o da işte dilim bir yöntemi yani. Hastalık nerede? Nasıl oraya ulaşacak? Tedaviyle. Şimdi söylediğiniz şeyle bağlantılı bugün bir yaşadığımız olay oldu. Bir abiden bahsediyorum. O abi böyle bir şey anlatma isteği ve becerisi yok. Kendince bunu beceri olarak geliştirmek istemiyor zaten. Ama evet. Bakıyorsunuz bir yere koşturacaksa hep bu orada. Abi. Bir şeyler halledilecekse, bir şeyler taşınacaksa, bir şeyler ne bileyim kiralanacaksa, satın alınacaksa veya satılacaksa hep o aktif. Bunun üç becerisi var. Biz bunları da algılamalıyız yani. Bizim gibi diyelim ki eşimiz belki de zihinsel faaliyet göstermek istemiyordur. Evet. Bedensel bir faaliyet gösterebilir. Kelmesine koşturabilir gibi. Ne bileyim, insanları toplayıp bir yere götürebilir. Geziye götürebilir. Bu tip organizasyonlarda bulunabilir. Veya bir bina beklenecekse orada oturup gelenleri karşılama gibi bir isteği vardır belki. Bu ona zihinsel beceriden daha iyi gelebilir. Daha hoşluk verici olabilir. Hocam tam kestim. Özür dilerim. Tam burada bir şey söyleyeceğim. Bana efendim bir sorusu vardı. Hep işte babayanlara mı düşüyor diye. Kime düşüyor sorun? Benim aklıma cevap geldi ama şey olsun diye söylemedim. Bildiğin olan kimse ona sorun düşüyor. Evet. Benim dediğim gibi. O zaman bilgi olmak istedim. Bilgi sorumluluk da bir geçmişte. Benim zorluğum çok var herhalde. İçeride geçecek gibi. Şimdi sizin zorunuz zor.
tartışıyorlarmış. Yani damat veya bu eve geldiği zaman olmadı bu sefer. Bir anne tutmak zorunda kalır, bir yaşı tutmak zorunda kalır. İkisiyle de arasında olur derken bir gün artık gelin bitecek diyor yani. Doktora gidiyor ve doktora da şunu söylüyor. Ben diyor, bana öyle bir ilaç yap ki diyor, insanı öldürsün ama birden öldürmesin. Birden öldürürse çünkü fark edecek değil mi? Tamam diyor doktor, işte konuyu da anlatıyor bu arada. Tamam diyor doktor, ilacı yapıyor sözde. Ondan sonra böyle yalnız diyor bir şart var. Nedir? Vereceğin kişi kesinlikle diyor, bir dedi ilk yap. Eğer diyor, düzersen diyor, ilaç eskisiz de pisiz kalır. Dolayısıyla hiç karışmayacaksın diyor, ne derse yapacaksın, bir aylık bir süresi var. Bir ay sonra diyor, ölecek, nasıl öldüğü de hiç belli olmaz diyor. Tamam. Neyse, kendine gidiyor yine, kaynana baş